Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Rukman. Bu videomuzda Beylikten Cihan Devleti'ne konusuna devam ediyoruz. Orhan Bey dönemiyle hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, babası Osman Bey'den sonra tahta kim geçiyor? Orhan Bey geçiyor ve babasının vasiyeti olan Bursa'yı fethet oğlum vasiyetini yerine getirerek Bursa'yı fethediyor ve başkent yapıyor arkadaşlar. Bizans ile yapılan Maltepe Savaşı'nı kazanıyor. Bu zaferle birlikte İznik Osmanlı topraklarına katılıyor arkadaşlar. Karesioğulları Beyliği'ne son veriliyor ve Karesioğulları toprakları Osmanlı topraklarına dahil ediliyor. Karesioğulları Beyliği'nin alınması Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda attığı ilk adımdır. Bunu unutmayın. Arkadaşlar şimdi Karesioğulları Beyliği'nin donanması var. Osmanlı Karesioğulları Beyliği'ni alınca donanma sahibi de oluyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti ilk donanmayı Orhan Bey döneminde Karesioğulları Beyliği'nin alınmasıyla donanmayı kurmuş oluyor. Şimdi Bizans İmparatorluğu'nda yine taht kavgaları var. Bizans İmparatoru Kantakuzen Orhan Bey'in yardımı ile tahtını korumayı başarıyor. Orhan Bey diyor ki amcamın oğlu taht kavgası var babacığım, bana destek at. Bu tahtı ele geçirdin mi seni de görürüm, anladın mı? Atarım iki sakal falan arkadaşlar. Tabi Orhan Bey yardım ediyor. Bu yardım karşılığında Kantakuzen diyor ki dayımın oğlu sana Çimpe Kalesi'ni verdim. Çimpe Kalesi Balkanlar'da Rumeli'de bulunan bir kale. Ve arkadaşlar Çimpe Kalesi'nin Orhan Bey'e hediye edilmesiyle böylece Osmanlı Devleti Rumeli'ye geçiyor. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilk toprağı Çimpe Kalesi'dir. Çimpe Kalesi alındıktan sonra arkadaşlar buraya Türkler yerleştiriliyor, askerler yerleştiriliyor ve artık Rumeli'de yavaş yavaş fetih hareketleri başlıyor. Tabi fetihler devam ettikten sonra arkadaşlar burada dediğim gibi Anadolu'dan getirilen göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçirilip Rumeli'deki Türk nüfusu da arttırılmaya çalışılıyor. Osmanlı Devleti Rumeli'de fethettiği bölgelerde Anadolu'da getirdiği göçebe Türkmenleri yerleştirmiştir. Bu sisteme ne diyoruz? İskan politikası. İskan demek ne demek? Yerleştirme politikası demektir arkadaşlar. Yani göçebe Türkmenleri alıp Rumeli'ye fethedilen yere yerleştiriliyor. Orhan Bey döneminde bak burası çok önemli. İznik'te ilk Osmanlı medresesi açıldı. Eşittir eğitim. Medrese Osmanlı'da eğitim verilen kurumdur. Dolayısıyla eğitim alanında çalışma yapıldığını söyleyebiliriz. Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruluyor. Bu da askeri alanla ilgilidir arkadaşlar. Devlet işlerinde padişaha yardımcı olması için vezir tayin ediliyor. Devlet işlerinin görüşülmesi için divan teşkilatı adı verilen meclis kuruluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada teşkilatlanma çalışmalarının devletleşme yolunda adımlar atıldığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan yaya ve müsellem askeri Osmanlı medresesi eğitim, vezir tayin edilmesi yönetim, divan teşkilatı yine yönetim. Osmanlı Beyliği bu gelişmelerle Orhan Bey döneminde devlet haline geliyor arkadaşlar. Burası çok çok önemli. 1. Murat döneminde arkadaşlar şimdi 1. Murat dönemine geçiyoruz. Şehit Padişah 1. Murat. Arkadaşlar Padişah 1. Murat Hüdervandigar Edirne'yi 1363 yılında alarak başkent yapıyor. Artık yeni başkent Rumeli'de Edirne. Haçlılarla yapılan ilk savaş 1. Murat döneminde, savaşın adı Sırp Sındığı Savaşı. Bu savaşta Haçlara karşı büyük bir zafer kazanılıyor. Germiyanoğullarından Çeyiz yoluyla Kütahya'yı, Hamitoğullarından parayla Isparta ve çevresi alınıyor. Adamı, kadının çeyizine bak. Millet normalde Kütahya porselen falan yapar. Bunlar direkt Kütahya'yı çeyiz olarak vermişler, helal olsun. Peki buradaki amaç ne? Bizim için önemli. Germiyanoğulları ve Hamitoğullarından toprak alarak neyi amaçlıyoruz? Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamayı amaçlıyoruz arkadaşlar. Kosova Savaşı'nda Haçlıları yeniyor 1. Murat. Ancak savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından maalesef şehit ediliyor. Şehit ediliyor arkadaşlar. Şehittir artık 1. Murat. Ruhu şad olsun. Ama arkadaşlar Kosova Savaşı'nda bir daha Haçlılar intikam için geliyor ama yaşlılık dönemi pes etmiyor 1. Murat. Yaşlıdır ama yüreğinde arkadaşlar böyle
kaplanlar kükrüyor ama maalesef savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit ediliyor. Bir daha söylerim, ruhu şan olsun. Sultan unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahı 1. Murat'tır arkadaşlar. İlk defa tımar sistemini uyguluyor. Tımar sistemi ve devşirme sistemini sonraki videolarda işleyeceğiz ama kısaca bahsedeyim. Tımar sistemi sevgili arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin toprakları kullanma karşılığında atlı asker yetiştirdiği bir sistemdir. Devşirme sistemi de küçük yaşta alınan Hristiyan çocukların Müslüman ailelerin yanında yetiştirilip önce acemi olanlar ocağına, orada kafası çalışanların Enderun Mektebi'ne gittiği, askerlik yeteneği olanların da Yeniçeri Ocağı'na gönderildiği bir askeri sistemdir diyebiliriz arkadaşlar. 1. Murat dönemi bundan ibaret. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya çalıştığını söyleyebiliriz. Devşirme sistemi ve Yeniçeri Ocağı Osmanlı Devleti'nin hem asker ihtiyacını hem de devlet adamı ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Tımar sistemi hem üretimi arttırmaya yönelik hem de asker ihtiyacını karşılamaya yöneliktir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. 7. sınıflar, sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videomuz Beylik'ten Cihan Devleti'ne 4, konumuz Yıldırım Bayezid dönemi ve 1. Mehmet Çelebi dönemi. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.